Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında vahşet itirafı, Şükür Türkan cinayetinde korkunç gerçekler ortaya çıktı. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programının son bölümünde yaşananlar izleyicileri dehşete düşürdü. Programda 10 yıl önce ortadan kaybolan Şükür Türkan'ın akıbetiyle ilgili korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı. Mustafa Erdem hamile olduğu için 15 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etti. Didem Arslan, Şükür Türkan'ın kayboluşuyla ilgili gerçekleri ortaya çıkararak büyük bir başarıya imza attı. 10 yıl önce gizlenen ve üstü örtülen bu dehşet verici olay, Didem Arslan'ın azimli çalışmaları sayesinde aydınlandı. Programa başvuran Şükür Türkan'ın yengesi, genç kızın kaybıyla ilgili sessizliğini bozdu ve Didem Arslan'ın kapısını çaldı. Didem Arslan, program boyunca anne ve babanın kızlarının peşine düşmemiş olmalarından şüphelendi. Bu şüphelerini derinlemesine araştıran Didem Arslan, sonunda korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Şükür Türkan, 15 yaşında hamile kaldığı iddiasıyla, namus meselesi gerekçesiyle kendi babası tarafından öldürülmüştü. Mustafa Erdem'in itirafı programda adeta bir bomba etkisi yarattı. Cinayeti itiraf eden Mustafa Erdem, kızını gömdüğü yeri açıkladı. Yapılan kazılarda Şükür Türkan'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Bu gelişmeler hem programda hem de izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Anne Fatma Erdem, kızının eski görüntülerini izlerken gözyaşlarını tutamadı ve program boyunca derin bir pişmanlık sergiledi. Didem Arslan, Fatma Erdem'in bu tavırlarından pişmanlık sezdi ve cinayetin anne ve baba tarafından işlenmiş olabileceğini düşündü. Canlı yayında emniyet ekiplerine seslenen Didem Arslan'ın çağrısına yetkililer kayıtsız kalmadı. Program sonrası gözaltına alınan Mustafa ve Fatma Erdem'in sorguları devam ederken, baba Mustafa Erdem'in cinayeti itiraf etmesiyle gerçekler ortaya çıktı. Şükür Türkan'ın acı kaybı, izleyicilerde derin bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı, bu trajik olayın tüm detaylarını aydınlatmak ve adaletin yerini bulması için çalışmalarına devam ediyor.